MIT açık ders malzemeleri Lineer Cebir 1806 28. ders. Tamam. Bu ders çoğunlukla benzer matrisler hakkında olacak. Bu benzer kelimesinin ne anlama geldiğini açıklayacağım ve ne zaman iki matrise benzer diyeceğiz anlatacağım. Ama Bunları yapmadan önce pozitif tanımlı matrisler üzerine söyleyeceğim birkaç şey daha var. Bu konunun çok önemli olduğunu farkındasınız ve pozitif tanımlı ne anlama geldiğini söylemiştim. Bunun anlamı bu ifadenin x devrik ax'in ikinci dereceden yapının her zaman pozitif olması. Ama onu test etmenin direkt yolu öz değerler ya da pivotlar ya da determinantlardı. Yani bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Onu nasıl test edeceğimizi de biliyoruz. Ama pozitif tanımlı matrislerin gerçekten nereden geldiğini söylemedik. Ve böylece söylemek istediğim tek şey onların en küçük karelerden geldiği. Ve bir dikdörtgen matrisle başlayan fiziksel problemlerin tüm çeşitlerinden hatırlarsanız en küçük karelerdeki en önemli bileşim A devrik A'ydı. Yani göstermek istediğim bunun pozitif tanımlı bir matris olduğudur. Bu yüzden pozitif tanımlı matrisler hakkında biraz daha konuşacağım. Sadece yeniden özetleyeceğim. Peki bir soru sorayım. O belki ebed evinde de olacak. Bir A matrisinin pozitif tanımlı olduğunu varsayalım. Bunun anlamı onun simetrik olduğunu kabul ediyorum. Tanımın içinde bu her zaman var. Yani bir simetrik pozitif tanımlı matrisimiz var. Onun tersi ne? bir simetrik pozitif tanımlı matrisin tersi de simetrik pozitif tanımlı mıdır? Peki, hızlı düşünün. Tamam. Bu ters matrisin pivotları hakkında ne biliyorum? Çok değil. Bu ters matrisin öz değerleri hakkında ne biliyorum? Her şeyi. Değil mi? Bu tersin özdeğerleri 1 bölü matrisin özdeğeri olur. Yani matrisimiz başlarken pozitif tanımlıysa o zaman hemen biliyorum ki onun tersi de pozitif tanımlıdır. Çünkü bu pozitif özdeğerler öyleyse 1 bölü bu özdeğerler de pozitiftir. Bir A matrisi ve bir... B matrisinin her ikisinin de pozitif tanımlı olduğunu biliyorsam neler olacaktır? Size şunu sorayım. A ve B pozitif tanımlı olduklarını varsayalım. A artı B ne olur? Bu şekilde bunun doğru olmasını bekleriz. Bir matris için pozitif tanımlılık bir şekilde bir gerçek sayının pozitif olmasına benzer. Ama A artı B'nin öz değerlerini bilmiyoruz. A artı B'nin pivotlarını bilmiyoruz. Bu yüzden biz sadece pekala listeye bakarak pozitif tanımlılık için hangi yaklaşımla bunu başarabiliriz? Ve bu iyidir. Şu iyidir. Olabilir. Buna nasıl karar veririz? A böyle olsaydı ve B böyle olsaydı o zaman x devrik A artı B x'e bakardık. Bunun eve döndüğünde olacağından şüphem yok. Bundan eminim. Şimdi x devrik ax x sıfırdan büyük, x devrik b x pozitif her x için. Peki şimdi bu adam hakkında soruyorum. Ve tabii ki sadece bunu ve bunu toplarsak istediğimizi elde ederiz. Eğer a ve b pozitif tanımlıysalar, a artı b de öyle. Bu da gösterdiğimiz olur. Yani a artı b de öyle sadece bu ifadeyle ve öz bütün yaklaşımlar için bir şekilde hazır olmalıyız. Ve şimdi sonunda pozitif tanımlı da en küçük kareler içinde ortaya çıkan bu bileşim hakkında bir daha düşündüm. Bunu yapabilir miyim? Peki şimdi kabul edelim ki A dikdörtgensel M'ye N olsun. Yani üzgünüm. Az değerler bölümü içinde pozitif tanımlı matrisler için bu aynı A harfini kullanıyorum. Bu harfi çok eskiden önceki bölümler içinde matrisin dikdörtgensel olduğunda kullandım. Şimdi bu matris bir dikdörtgensel matris. Hiçbir şekilde pozitif tanımı olamaz. O simetrik değil. Genelde o kare bile değil. Ama hatırlayın ki bu dikdörtgenseller için kilit nokta A devrik A'ydı. idi. Bu karedir. Bu simetriktir. Ve bunlar bildiğimiz şeyler. Bu şeylere en küçük kareler içinde bu izdüşüm şeyi içinde önceden karşılaşmıştık. Ama şimdi bir şey daha biliyoruz. Önemli bir soru sorabiliriz. Bir derin soru. O pozitif tanımlı mı? Ve böyle olmasını umuyoruz. Biz sayılarla bir benzerlik var. Bu bir çeşit bir sayının karesinin pozitif olması gibidir. Peki şimdi bir matris sorusu sormak istiyorum. A devrik A pozitif tanımlı mıdır? Tamam, şimdi o yeniden bir dikdörtgen A matrisiyle başladım. Fakat o A devrik A bileşimi ki bu kare, simetrik ve umarım pozitif tanımlı matris olur. Yani bunun pozitif tanımlı olduğunu ya da en azından pozitif yarı tanımlı olduğunu nasıl görürüm? Bunu göreceğiz. Bu çarpımın öz değerlerini bilmiyorum. Pivotlarla çalışmak istemiyorum. Bakılacak doğru şey, doğru nicelik bu x devrik ax, x devrik çarpı matrisimiz çarpı x'tir. Bu şeyin, bu ifadenin her zaman pozitif olduğunu görmek istiyorum. Onu sayılarla yapmayacağım. Onu sembollerle yapacağım. Görüyorsunuz. Bu ifadenin pozitif olacağını nasıl görürüm? Bir dikdörtgensel matris A ve bir A devrik alıyorum. Bu bana kare simetrik bir şeyleri verir ama şimdi görmek istiyorum ki çarparsam ki bunu yaparsam bu ikinci dereceden ifade oluşur. Ki onu çizdiğimde yukarı doğru giden bu pozitif şeyi elde ederim. Bunun pozitif ya da en azından kesinlikle negatif olmayan olduğunu nasıl görürüm? O sıfır olabilir mi sorusu üzerine biraz zaman harcamamız gerekecek ama o negatif olamaz. Niçin bu hiçbir zaman negatif olamaz? Görüş şu. Doğrusal cebirde çok fazla adım içinde olduğu gibi anahtar fikir şu parantezleri doğru yerlere koy. Parantezleri AX etrafına koy. Ve ilk parça ne? Bu X devrik A devrik ne? Bu AX devrik olur. Yani neyimiz var? AX karenin uzunluğuna sahibiz. Elimizde uzunlukları karesi kesinlikle sıfırdan büyük ya da muhtemelen sıfır eşit olan A x'in sütun vektörü ve A x'in satır vektörü var. Böylece bu küçük olasılıkla ilgilenmek gerek. Sıfıra eşit olabilir mi? Şey, uzunluğun karesi ne zaman sıfır olur? Sadece vektör sıfırsa, değil mi? Sıfır vektörü uzunluğunun karesi sıfır olan tek vektördür. Yani elimizde bu olasılıktan kurtulmak istiyoruz. Yani ax asla sıfır olmasını istiyorum. Tabii ki sıfır vektörü hariç. ax'in asla sıfır olmayacağını nasıl garanti edebiliriz? Başka bir deyişle a'nın sıfır uzayının olmadığını nasıl gösteririm? Rank yani hatırlayın sıfır uzayının olmadığında rank neydi? sıfır uzayı yok demenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bu sıfır uzayı içinde sadece sıfır vektörü var demekti. Böylece bir 11'e 5 matrisimiz varsa onun 11 satırı 5 sütunu var. Ne zaman sıfır uzayı olmaz. Peki sütunlar bağımsız olmalılar. Rank ne? Ne? 5'tir. Rank ne olur? Bağımsız sütunlar ne zaman yani ben o zaman kararım evet pozitif tanımlı. Ve kabulümüzdür ki o zaman A devrikanın tersi vardır. En küçük karelerin denklemlerin hepsi iyi çalışır ve daha fazlası hatta matris pozitif tanımlı olur. Ve şimdi bir pozitif tanımlı matrisle nümerik şeyler hakkında bir düşüncemi söyleyeyim hiçbir zaman satır değiş tokuşları yapmamız gerekmez. Pivot pozisyonlarında uygun olmayan küçük sayılara veya sıfırlara hiçbir zaman rastlamazsınız. Onlar hesaplamalar için en uygun, en güzel matrislerdir ve çalışmak için en iyileridir. Böylece benzer matrislerin ilk dakikasını alarak pozitif tanımlı matrislere biraz daha devam etmek istedim. Şimdi bu noktada aslında gittikçe doğrusal cebirin kalbinin sonuna yaklaşıyoruz. Pozitif tanımlılık her şeyi bir araya getirdi. Benzer matrisler bu saatin geriye kalanında gelecek bir anahtar kilit konudur ve lütfen pazartesi günü gelin. Pazartesi tekil değer ayrıştırması olarak adlandırılanlar hakkında olacak. Tekil değerler. Onlar doğrusal cebirin merkez parçası olmaya başladılar. Yani pazartesiden sonra gelebilirsiniz ama pazartesi bu tekil değer şeyler bu de yapılacak. 10 yıl önce, 5 yıl önce bu derslerde yoktu. Şimdi o olmak zorunda. Tamam. Bugünkü derse uygun bir şekilde benzer matrislerin bu fikriyle başlayabilir miyim? Bu benzer matrislerin ne anlama geldiğidir. Burada tekrar başlayayım, tekrar yazacağım. Yani A ve B benzerler. A ve B Şimdi ben bu matrisler Artık simetrik matrisler hakkında konuşmuyorum. En azından artık simetrik matrisler beklemiyorum. N, Y, N, 2 kare matris hakkında konuşacağım. A ve B, N, Y, N matrisler olsunlar. Ve bu benzer kelimesini tanıtıyorum. Yani bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Bu demektir ki onlar buraya yazdığım bu yolla birbirine bağlıdırlar. Peki onu tekrar yazayım. Bu demektir ki bir M matrisi için ki tersinin olması gerekli çünkü göreceksiniz. Bu matris var. Başka bir matris alalım. M ile sağdan ve M tersi ile soldan çarpalım. Yani soru şu. Niçin bu bileşim? Ama hala hazırda cevabın parçasını biliyorsunuz. Hatırlayın. Bunu yaptık. Bir A matrisi aldık. Peki benzer bir örnek yapayım. Varsayalım ki A bir A matrisi bütün maksimum sayıda özvektörlere sahip olsun. Bunlar S özvektörler matrisini oluşturur. O zaman bütün bunların ana noktası, bütün bölümün ana hesaplaması mümkün olan eri matris lambda'yı oluşturmak için bu özvektör matris ve onun tersini kullanmaktı. Mümkün olan en iyisi çünkü o köşegendir. Yani yeni söylemimizde bu A'nın lambda matrisine benzer olduğunu söyler. A lambda'ya benzer. Çünkü bir matris var. Bu özel matris var ve M var ve bu özel M, bu önemli adam, bu özvektör matrisidir. Ama farklı bir M matrisi alırsak ve M ters A M'ye bakarsak, sonuç köşegen matris olarak değil, ama A'ya benzer bir B matrisi olarak ortaya çıkar. Yaptığım şeyin bu matrisleri bir aile içine koymak gibi olduğunu görüyorsunuz. Bu aile içindeki bütün matrisler birbirine benzerdir. Bütün bunlar bu aile içindeki her biri bir M matrisi ile birbiriyle bağlantılıdır. Ve bu ailenin seçkin üyesi bu köşegen matrisi olur. Bence A'ya benzeyen bütün matrislerin bu ailesi içinde en basit en etkileyici, en iyi olan lambda'dır. Ama başka birçokları da var. Çünkü S yerine başka alabilirim. Herhangi eski bir matris M tersi olan herhangi bir M matrisi alabilirim ve bunu bir örnekle yapsam iyi olacak. Tamam. A olarak 2 1 1 2 matrisini aldım varsayalım. Tamam. Bunun için özdeğer matrisi biliyor muyuz? Bu matrisin öz değerleri 3 ve 1 olur. Böylece bu ve öz vektörleri bulmak kolay olacak. Yani bu matris buna benzerdir. Ama vurgulamak istediğim aynı zamanda 2, 1, 1, 2 matrisini alabilirim. Onu bakalım neyle çarpabilirim. Buraya bir M matrisi uyduracağım. Uydurayım. 1, 4, 1, 0. Ve buraya M tersi koyacağım. Çünkü onu köşegen yapmam gerekli. Onun tersinin bu olduğunu biliyorum. Değil mi? Yani M ters AM olur. Bu bir matris verecek. Tamam çarpım yapmam gerekiyor. Yani biraz bekleyin. Bırakın Sadece bu 1 eksi 1 4 0 kopyalama. Ve bu adamlarla çarparım. Böylece 2 9 1 ve 6 elde ederim. Bence ben devam ederken kontrol edebilir misiniz? Çünkü siz görüyorum ben sadece yine bu 2-4 elimde. Eksi 2, 9, eksi 24 var. Ve bu eksi 15 eder. Bunu nasıl elde ettim? Ve bunlar muhtemelen 1 ve 6 olur. Yani burada B matrisim var. Ve burada lambda matrisim var. Burada A matrisim var. Ve vurgulamak istediğim bunların hepsinin benzer matris oldukları. Hepsinin ortak bir bir şeyleri var. 2'ye 2 iki olmalarının yanında. Hepsinin ortak bir şeyleri var. Ve nedir o? B, M ters AM'den inşa edildi. A ve B'nin ortak olduğu şey ne? size benzer matrisler hakkında ana gerçeği söyleyeceğim. Onlar aynı özdeğere sahiptirler. Bu, bu bölüm özdeğerler hakkında ve bu nedenle aynı özdeğerlere sahip bu matrisler ailesiyle ilgileniyoruz. Bu örnekte özdeğerler neler? Lambda. Onun özdeğerlerini hesaplayabilirim. Onun özdeğerlerini gerçekten hızlı bir şekilde hesaplayabilirim. Bu durumda özdeğerler 3 ve 1 olur. Eminim. Bunun için özdeğerlerin 3 ve 1 olduğunu görüyor musunuz? Sizde de özdeğerlerin 3 ve 1 olduğunu söylediğimde derhal izi hesaplarsınız ki o 4'tür. 4 ile aynı ve determinantı hesaplarsanız 3 çarpı 1 determinant 3 olur ve evet doğrudur dersiniz. Şimdi umarım ki öz değerler 3 ve 1 olur. Bunun için determinantı ve izi işleme tabi tutabilir miyim? Burada iz ne? Bu matrisin eksi 2 ve 6, 4 olur. Ve öyle de olması gerekir. Determinant ne? Eksi 12 artı 15, 3 olur determinant 3'tür. Bu matrisin de öz değerleri 3 ve 1 olur. Ve görüyorsunuz bu matrisi aklıma gelen herhangi bir M matrisini alarak oluşturdum. Ve M ters AM'yi hesapladım. Bu matrisi elde ettim. O özel bir şey benzemiyor ama o A'nın A'nın kendisi gibi oldu. O bu 3 ve 1 öz değerlerine sahip oldu. Yani bu ana gerçektir ve onu yazayım. Benzer matrisler aynı özdeğerlere sahip olurlar. Bunu önemli bir nokta olarak koyacağım. Düşün, niçin? Niçin öyle? İşte bu matrisler ailesinin ne olduğudur. Burada bu A'ya benzer matrisler öz değerleri 3 ve 1 olan bütün matrisler olur. Öz değerleri 3 ve 1 olan herhangi bir matrisi aileden düşündüğünüz herhangi bir matrise bağlayan bir M vardır. Ve sonra tabii ki bu aile içerisindeki en özel matris köşegeninde 3 ve 1 öz değerleri olan köşegen matristir. bu ailenin birkaç tane daha elemanını söyleyeyim. Bana öz değerleri 3 ve 1 olan başka bir matris söyleyin. Şey bakalım. Onu üçgen yapacağım. O da bu aile içinde. Öyle bir M var ki onu buna bağlar. Ve şuna da bir M matrisi var. Yani bu M ters A, M bu olarak ortaya çıkar. Burada bütün bir aile var. Ve onların hepsi aynı öz değerleri paylaşıyor. Yani bu için olur? Tamam. Başlayalım. Tek olasılık AX eşit lambda X ile başlamak. Tamam. A'nın lambda özlerine sahip olduğunu varsayalım. Şimdi burada B'yi bir şekilde bu resmin içine sokmak istiyorum. Hatırlayın B M ters A M'dir. Onu burada hatırlayalım. B M ters A M'dir. Ve onun öz değerlerini görmek istiyorum. M ters A M'yi bu denklem içine nasıl koyarım? Onu bir şekilde yapayım. Bunun içine M ters M'yi koyacağım. Değil mi? İşte bu sol yanı değiştirmedim. Böylece sağ yanında da değiştirmesem iyi olur. Yani şimdiye kadar her şey tamam. Sadece buraya koymak istiyorum. Bakın elde etmek istiyorum. Yani şimdi M ters ile soldan çarpacağım. Ve şu lambda sadece bir sayı. Yine ön tarafa çarpan olarak çıkar. Burada yaptığım güvenlidir. Her iki yana da aynı şeyi yaptım. Ve B'yi elde ettim. Burada B var. Bu B çarpı bu M ters X vektörü eşittir. Lambda çarpı bu M ters X vektörü olur. Yani şimdiye kadar ne öğrendik? Öğrendik ki B çarpı bir vektör lambda çarpı o vektördür. Lambda'nın B'nin de özdeğeri olduğunu gördüm. Yani bu eğer böylece bu eğer lambda a'nın bir öz ise o zaman onu bu şekilde yazarım ve buldum ki lambda b'nin öz olur. Bu da ispatı bitirir. Öz vektörler aynı kalmazlar. Tabii ki öz de aynı kalmasını beklemiyordum. Bütün özlerler aynıysalar ve bütün öz aynıysalar o zaman muhtemelen matrisler de aynı olurdu. Burada özvektörler değişiktir. Yani özvektörler yani buradaki nokta o zaman B'nin özvektörleri M ters çarpı A'nın özvektörüdür. Tamam. Burada söyleyeceklerim bu kadar. A'nın özvektörleri x'ti. Ve böylece bu M ters benzer matrisler. O zaman aynı öz sahip olurlar ve onların özvektörleri sadece taşımış olur. Tabii ki geçmişte de öyle olmuştu. Ve en önemli benzer matrisler köşegen olanlardır. Peki köşegenleştirmemizin önemi neydi? Tabii ki öz değerlerin aynı kalmasıydı. 3 ve 1. Özvektörlerin ne oldu? Özvektörler A matrisi için her neyseler onlar oldu. Ama o zaman köşegen matrislerin öz nelerdir? Bir köşegen matrisin öz nedir? Onlar sadece 1, 0 ve 0, 1'dir. Yani bu adım özvektörleri güzel yaptı. Öz değerleri değiştirmedi. Her zaman öz değerleri değiştirmiyoruz. Aynı öz değerler. Tamam. Şimdi Böylece bütün bu matrisler var. Öz değerleri 3 ve 1 olan bu matrisler ailesini elde ettim. Güzel. Bir güzel aile var. O güzel çünkü bu iki öz değerler farklılar. Şimdi bizi daha az mutlu yapacak iki öz değerinde aynı olması durumuna gitmek zorundayım ve o zaman o biraz yanıltıcı. Çünkü hatırlayın, iki özdeğer aynı olduğu zaman kötü olasılık neydi? Bu belki yeteri sayıda özvektörümüz olmayabilirdi. Bu yeteri kadar özvektörlerin tam seti olmayabilirdi ve köşegenleştirme yapamayabiliriz. Böyle bir kötü durumu tartışmamız gerekir. Yani kötü diyebilir miyim? lambda 1, lambda 2 eşitse o zaman matris köşegenleştirilmeyebilir. Diyelim ki lambda 1 eşit, lambda 2 eşit 4'tür. Şimdi eğer öz değerleri 4 ve 4 olan matrisler ailesine bakarsam şey benim için bir olasılık gözüküyor. Öz değerleri 4 ve 4 olan bir aile içinde bu. 4 çarpı birim matrisi içermeli. Sonra başka bir ama şimdi 4, 4, 1, 0 matrisi hakkında da sormak istiyorum. Ve vurgulamak istediğim buradaki bunun bütün önemi bu kötü şeyin odur ki bu adam Buradaki ile aynı aile içinde değil. Öz değerleri 4 ve 4 alan matrislerin iki ailesi var. Burada tamamen yalnız ailenin dışında olan bu var. Değil mi? Kendi kendi. Ve diğerlerinin hepsi bu matrisle birlikteler. Yani büyük aile bunu içeriyor. Ve o birçok matrislerin hepsini içeriyor. Hepsi aslında aslında bu 2 2 içinde o nerede olduğunu görüyorsun. Demek istediğim yani bu aile kelimesini kullanarak aile içinde bence onlar benzer matrisler. Yani söylemek istediğim buna benzer tek matris kendisidir. 4 çarpı birim matrise benzer tek matris 4 çarpı birim matristir. Kendisi kendi başına dışarıdadır. Niçin böyle? Bu eğer 4 çarpı birim matrisimizse ve onu alırsam onu sağdan bir m matrisiyle çarparsam soldan m tersiyle çarparsam ne elde ederim? Bu herhangi bir m. Ama sonuç ne? şey 4'ü çarpan olarak dışarıya alırsam böylece bu matrisi tekrar geri elde ettim. Yani M her ne olursa olsun ailenin elemanlarından daha fazlasını elde edemiyorum. Yani bu bir küçük ailedir. Çünkü sadece bir kişi var bir matris. Özür dilerim. Bu noktada 1806 içinde bu matrisleri bu noktada kişiler olarak düşünüyorum. Tamam, diğer aileler geriye kalanların hepsini, öz değerleri 4 ve 4 olan tüm diğer matrisleri içeriyor. Bu bir şekilde bu aile içinde olanların en iyisi. Bakın, onu köşegen yapamam. Bu buradaki köşegen olsaydı, o yalnız birisi tek başına. Yani düşünmem gerek. Tamam. Köşegen için en yakın elde edebileceğim ne? Ama o köşegenleştirilemez. Bu, bu matrisin köşegenleştirilemeyeceğini biliyor musunuz? Tabii ki çünkü köşegenleştirilebilseydi buna benzer olmuş olacaktı. Ki değil. Bunun özdeğerleri 4 ve 4'tür. Ama bu matrisler hakkında yakalamamız gereken ne? Onun sadece bir öz vektörü olduğu. Bu bir Köşegenleştirilemez genişletilemez matris. Sadece bir özvektör var. Bu bir şekilde bu bir taneyi 10 ya da milyona dönüştürebilirsem bir M matrisi bulabilirim. O bu ailede olur ve benzer olur. Ama en iyisi yani bu aile içindeki en iyi adam bu birisi olur. Ve bu Jordan olarak adlandırılır. Böylece bu adam Jordan bu matrisler ailesi üzerine çalıştı ve her bir aileden en iyisini tüm köşegen değil ama en köşegen olanını seçti. Çünkü hiç kimse yok. Bu aile içinde köşegen matrisi yok. Yani Jordan formda. Yukarıda burada bir tane var. Pekala bu aile içinde biraz daha matris görsek iyi olur. Tamam şimdi kendileri 4 çarpı birim matrisi olmayan ama öz değerleri 4 ve 4 olan Başka matrisler düşünelim. Ve ben inanıyorum ki seçeceğimiz bütün örnekler birbirine benzer olacaklar. Ve nedenini görüyor musunuz? Bu konuda bunlar benzer matrislerdir. Doruk noktaya Jordan formülüyle ulaşacağım. Pekala. O der ki her matris Jordan formülünün ne olduğunu yazacağım. Jordan ne keşfetti? O her bir aile içindeki en iyi görünen matrisi buldu. Ve böylece o zaman elde ettik. O zaman köşegenleştirilemeyenleri de içeren bütün matrisleri kapsadık. Bu kilit nokta. Jordan bir şekilde yapabileceği en yakına gelerek köşegenleştirmeyi tamamladı ki bu onun Jordan formudur. Ve böylece bütün matrisleri kapsamak istiyorsan onu resmin içine sokmak zorundasın. Eskiden 18.06'yı aldığım zaman da bu Jordan formu bu dersin ulaşabileceği doruk noktasıydı. Bence o artık doğrusal cebine ulaşabileceği doruk noktası değil. Çünkü genel bir matrisin bu Jordan formunu bulmak kolay değil. Çünkü o bu öz değerlerin tam olarak aynı olmasına bağlı. Bu öz değeri tam olarak bilmek zorundasınız. Rank'ı tam olarak bilmek zorundasınız ve sayıdaki en ufak değişiklik öz değeri değiştirir, rank'ı değiştirir ve böylece her şey sayısal olarak güzel bir şey olmaz. Ama cebir için bu aileyi anlamak için doğru olandır. Pekala, bana başka bir matris, biraz daha fazla matris, yani ailenin daha fazla elemanlarından söyleyin. En iyisi alanı tekrar buraya koyayım. Tamam. Pekala, biraz daha fazla matris. Bakalım ne arıyorum. Aradığım matrislerin izlerine yani bu aile içinde daha fazla matris ararsam onların hepsinin özdeğerleri aynı 4 ve 4 olmalı. Yani onların izi 8 olacak. Yani neden sadece 5 ve 3'ü almıyorum ki? İzi doğru elde ettim. Şimdi determinant ne olmalı? 16. Pekala bunu ayarlayalım. Belki de buraya 1 ve buraya eksi 1 koymalıyım. Tamam. Özdeğerleri 4 ve 4 olan bir matris oldu. Çünkü izi 8 ve determinantı 16. Ve onun köşegenleştirilebileceğini düşünmüyorum. Neden köşegenleştirilemeyeceğini biliyor musunuz? Çünkü eğer köşegenleştirilebilseydi, köşegen formu bu olmak zorundaydı. Ama o forma sokamam. Çünkü herhangi bir m ters m ile ne yaparsam yapayım bu formda kalırım. Bu bağlantıyı hiçbir zaman elde edemem. Yani daha fazla eleman koyabilirim. Burada işte başka bir kolay olan 4 ve 4. Ve aşağıya buraya 17 koyabilirim. Bütün bu matrisler benzer olurlar. Bu birini şu birine benzer olduğunu gösterecek bir M matrisi bulabilirim. Genel resmi görebilirsiniz. Herhangi bir A ve buraya herhangi bir 8 eksi A ve herhangi bir A bilmiyorum. Buraya ne koyarsanız koyun olur. Her neyse görüyorsunuz bunu doldurabilirim. İzi 8 ve determinant 16 yapacak şekilde doldurabilirim. Bütün bu matrisler ailesini elde edebilirim. Veya onların hepsi benzer olurlar. Pekala. Öz değerlerin ne yaptığını görüyoruz. Onların hepsi benzerler. Ve hepsinin de sadece bir özvektörü var. Peki bana bu resme eklemek için izin verirseniz onlar aynı lamdalara ve aynı zamanda aynı sayıda bağımsız özvektörlere sahip olurlar. Çünkü X için bir özvektör elde edersem A için de aynı zamanda B için de elde ederim. Aynı sayıda özdeğerler var. Ama bundan daha fazlası var. Bundan daha fazlası. Yani sadece öz vektörleri saymak yeterli olmaz. Evet, öz değerleri saymanın neden yeterli olmadığına bir örnek verelim. Peki, başka bir örnek. İşte burada bazı matrisler. Aa, onları dörde 4, 4 yapayım. Tamam. Burada işte bir matris. Yani korkunç rüyalar görmek istiyorsanız bunun gibi olan matrisleri düşünün. Köşegende olmayan bir tane bir. Burada da bir olsun. Kaç tane? Bu matrisin öz değerleri neler? Yok yani. Peki. Bu matrisin öz değerleri neler? Lütfen. 4 tane 0 değil mi? Şimdi gerçekten kötü matrisler alıyoruz. Yani bence bu civardan iyi adamdı. Ama dört kez tekrarlanan öz değere sahip bunun gibi bütün matrisleri düşünmeliydi. Bu matrisin kaç tane öz vektörü var? Şey, öz vektörler... Bu öz değer sıfır olduğundan öz vektörler sıfır uzayında olacak. Değil mi? Öz vektörler ax eşit 0x olmak zorunda. Peki 0 uzayının boyutu ne? 2. Birileri 2 dedi. Ve bu doğru. Niçin? Çünkü bu matrisin rankının ne olduğunu sorarsın. Bu rank apaçık 2'dir. Bağımsız satırların sayısı 2'dir. Ve bağımsız sütunların sayısı 2'dir. Rank 2'dir. Böylece 0 uzayının boyutu 4-2 olur. Yani iki özvektör var. İki özvektör. İki bağımsız özvektör. Pekala. Sıfır uzayının boyutu 2'dir. Şimdi bu sıfırı 7 ile değiştirdiğimizi varsayalım. Öz değerlerin hepsi hala sıfır olur. Ne hakkında kaç tane özvektör var? Bu matrisin şimdi rankı ne? Hala 2 değil mi? Peki. Tamam. Ve aslında bu burada 0 olanla benzer olurdu. Ama bu Jordan'ı seçtiği kadar güzel değil. Jordan şunu seçti. O birler koydu. Her bir eksik öz vektörler için köşegen üzerine birler koydu. Ve burada bizim iki eksiğimiz var. Çünkü 2 tane sahibiz. Yani 2 öz değerimiz var ve iki tane eksik olur. Çünkü o bir dörde dört Tamam. Şimdi size bu ikinci örneği vereceğim. 0, 1, 0, 0. Bu biri kaldırayım. Ya buradaki değil. Köşegen dışında ve 0, 0, 0, 0. Tamam. Şimdi bu matris hakkında bana bir şeyler söyleyeyim. Onun özdeğeri yine 4 tane 0 olur. Rankı yine 2 olur. Peki onun 2 öz vektörü var ve ikisi eksik. Ama bu lanet olası buradaki ile benzer değil. Öz vektörlerin sayısına bakınca bunlar benzer olabilir gibi. Ama değiller. Jordan, bakın bu bir küçük 3'e 3 blok ve 1'e 1 blok gibi olur. Ve buradaki bir 2'ye 2 blok ve 1 2'ye 2, 2 blok gibi olur. Ve bu bloklar Jordan blokları olarak adlandırılırlar. Peki bir Jordan bloğunun ne olduğunu söyleyelim mi? J Blok sayısı i olan j yani bir Jordan blokun köşegen üzerinde tekrarlanan özdeğerleri lambda i'ler altında sıfırlar ve üzerinde birler var. Yani tekrarlanan bu adamla bir blok var ama o sadece bir özvektöre sahip. Yani bir Jordan bloku sadece bir özvektöre sahiptir. Buradaki bir özvektöre sahip. Bu blok bir öz sahip ve iki elde ettik. Bu blok bir öz sahip ve şu blok bir özvektöre sahip ve iki elde ettik. Ama ama blokların boyutları farklı. Ve bununla Jordan'ın çakıştığı ortaya çıkıyor. O zaman buradaki ile benzer değil. Pekala. Size bütün hikayeyi, şey bütün hikayeyi değil ama hikayenin ana temalarını anlatıyorum. E i̇şte buradaki Jordan teoremi. Her A kare matrisi bir J. Jordan matrisine benzerdir. Ve J. Jordan matrisine O bir numaralı Jordan blok, iki numaralı Jordan blok ve böyle devam eden bir bloklar matrisidir. Ve D numaralı Jordan blok diyelim. Ve Jordan blokları bunlara benziyor. Yani köşegen üzerinde öz değerleri var ama köşegen üstünde bu birleri olandır. Blok numaralarına sahibiz. Blok numaraları öz vektörlerin sayıları olur. Çünkü çünkü her bir blok için bir öz vektörümüz oldu. Pekala. Ne yapayım? Jordan'ın fikrini özetlersem herhangi bir A ile başlar. Onun öz değerleri farklıysa o zaman o neye benzer olur? Bu iyi durumdur. Bir A ile başlarsam ve o farklı öz değerlere, n öz değere sahipse, onların hiçbiri tekrarlanmıyorsa o zaman bu bir köşegen köşegenleştirilebilir matris. Jordan blokları var. Bu Jordan matris köşegendir. O lambda olur. Yani güzel durum. Bu güzel durum. J lambda'dır. Bütün D eşit N tane özvektör var. N blok. Köşegen. Her şey çok güzel. Ama Jordan tekrarlanan özdeğerleri ve Eksik özvektörleri durumlarını da içeren bütün durumları kapsadı. Pekala. Bu bir Jordan tanımlamasıdır. Bu yani bu şeyleri nasıl hesaplayacağınızı henüz söylemedim. Ve kolay değil. 18.06 bu güzel duruma kadar içeriyor. Bu durum 18.06'da 20 yıl önce vardı. ...dört tekrarlanan özdeğeri olan korkunç şeylerin... ...Jordan matrisinin hesaplanmasının... ...final sınavında olmasının mümkün olmayacağını görebiliyorsunuz. Bu Jordan formuna... ...deli divane değilim. Ama... ...pozitif tanımlı matrisler... ...ve... ...pazartesi günü göreceğimiz tekil değer ayrıştırması ile ilgili olumlu düşünüyorum. Peki pazartesi görüşürüz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.